Evet, birinci seviye üstü sayılarla ilgili kurallar sunumuna hoş geldiniz. Hemen bir problemle başlayalım. Hemen başlayalım. Size 2 üssü deseydim, bu biraz tombul bir 2 oldu ama neyse böyle kalsın. 2 üssü 3 çarpı, bu nokta aynı zamanda çarpma işareti anlamına gelir. Eğer size 2 üssü 3 çarpı, 2 üssü 5. Kaçtır diye sorsaydım, bu nasıl yapardınız, nasıl çözecektiniz? Galiba ince uçlu kaleme geçeceğiz çünkü bu kötü görünüyor. Evet, 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5. 2 üssü 3, 8 derdiniz. 2 üssü 5 de 32'dir ve ikisini çarpardınız değil mi? 8 kere 32. 8 kere 30 desek 240 eder. 2 tane daha 8'imiz var. 2, 8, 16, 240 artı 16, 256 değil mi? Bu yolla olabilir. Gayet de mantıklı çünkü 2 üs 3'ün ve 2 üssü 5'in kaç olduğunu bulmak hiç zor değil ama sayılar daha doğrusu üsler daha büyük olsaydı bu yöntemi kullanmak biraz zorlaşırdı. Şimdi size üslü sayılar kurallarını göstereceğim ve bu sayede çok işlem yapmak zorunda kalmadan normalde baş edemeyeceğiniz büyüklükteki üssel veya üslü sayıları kolayca çarpabileceksiniz. 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5 ne demek? Ne demek? 2 üssü 3 ne demek? 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. Değil mi? Ve bunu 2 üssü 5 ile çarpıyoruz. 2 üssü 5 ne demek? O da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, çarpı 2 demek. Yani ne oldu? 2 çarpı 2 çarpı, 2 çarpı 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 2 oldu. Yani 2'yi kendisiyle kaç kez çarpmış oluyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 2 üssü 8 demekle aynı şey. 3 artı 5 eşittir 8. Bu gayet mantıklı çünkü üstü 3, 2 üssü 3, 2'yi kendisiyle 3 kez çarpmak demektir. 2 üssü 5 de 2'yi kendisiyle 5 kez çarpmak demektir. O zaman bu ikisini çarpmak demek, 2'yi kendisiyle 8 kez çarpmak demektir. Nasıl? Yeterince kafanızı karıştırdım mı? Hemen bir örnek daha yapalım. 7'nin karesi çarpı 7 üssü 4. 7 üssü 4. Bu 7 çarpı 7, yani 7'nin karesi çarpı, şimdi 7 üstü 4'ü yapalım, 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. Yani sonuç olarak 7'yi kendisiyle 6 kere, 6 kez çarpıyoruz değil mi? Bu da 7 üssü 6 demektir. Yani tabanları aynı olan üslü sayıları çarparken ki aynı taban olması çok önemli, Üslerini toplayabiliriz. Bu kadar basit. Mesela, 7 üssü 100 çarpı 7 üssü 50. Şimdi bu işlemi hesap makinesi kullanmadan ya da bir bilgisayar kullanmadan bulmanız neredeyse imkansız. Ama az önce öğrendiğimiz metodu kullanırsanız 7 üssü 100 artı 50 dersiniz ve sonuca kolayca hızlı bir şekilde ulaşırsınız. Ama dikkat edin işlemin çarpma olduğundan emin olun, tabanların aynı olduğundan emin olun. Çünkü 7 üssü 100 artı 7 üssü 50 olsaydı burada yapabileceğimiz fazla bir şey olmazdı. Evet şimdi şunu bir deneyelim. 2 üssü 8 çarpı 2 üssü 20. Kolay. Bunları toplayabiliriz. Bu da 2 üssü 28 eder. Peki ya 2 üssü 8 artı 2 üssü 8 deseydim, dikkat edin burada bir, burada bir hile var, burada bir tuzak var. Daha şimdi size toplama yaparsak pek bir şey yapamayız dedim ama dikkat edin, dikkat edin, burada ufak bir numara yapabiliriz. 2 tane 2 üssü 8'imiz var değil mi? 2 üssü 8, 1, 2 üssü 8, 2. Yani bu 2 kere 2 çarpı 2 üssü 8 demek değil mi? 2 kere 2 üssü 8. 2 üssü 8 artı aynısı 2 çarpı 2 üzeri 2 üssü 8 demek. Bunu da şöyle yazarsak, 2 üssü 1 çarpı 2 üssü 8 şeklinde yazarsak ne olacak? Biraz önce öğrendiğimiz kurala göre 2 üssü 1 çarpı 2 üssü 8 eşittir 2 üssü 1 artı 8. Yani 2 üssü 9 eder. Bunu da araya sıkıştırayım dedim. Sınavlarda, testlerde böyle tuzak bir soruyla karşılaşırsanız umarım hatırlarsınız. Evet, bu kuralı eksi üslü sayılarda da kullanabilirsiniz. 5 üssü, 5 üssü eksi 100 çarpı 5 üssü 102. 5'in karesine 5 üzeri 5 üssü 2 eşittir değil mi? Eksi 100 artı 102. Bu da 5 üzeri 2 eder ve bu da 25 eder. Evet, bu üslü sayılarla ilgili ilk kuralımız da birinci kuralımızdı. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Bu da ilkine benziyor. 2 üssü 9 bölü 2 üssü 10. Kaç eder diye sorsam. Biraz karmaşık gibi görünüyor ama aslında aynı kural. Şimdi bu ifadeyi başka bir şekilde nasıl yazabiliriz? Bunun aynı zamanda 2 üssü 9 çarpı 1 bölü 2 üssü 10 olduğunu biliyoruz. Ve bunu 2 üssü 9 çarpı 2 üssü eksi 10 şeklinde tekrar yazabiliriz. Tek yaptığım 1 bölü 2 üssü 10'u ters çevirip üst sayısını, üst sayısını, kuvvetini negatife çevirmek. O zaman şimdi ne yapacağız? Yine üsleri toplayabiliriz değil mi? 9 artı eksi 10 eşittir eksi 1. Demek ki sonuç 2 üzeri eksi 1'miş. Ya da kısaca 1 bölü 2 diyebiliriz. Bu ilginç bir şey. Alttaki üstlü sayı ne olursa olsun eksiye çevirip pay kısmına koyabiliriz. Bu bizi üstlü sayılarla ilgili ikinci kurala yönlendiriyor. Buna ne dedik? 2 üssü 9 eksi 10, kısaca 2 üssü eksi 1 dedik. Evet, böyle bir örnek daha yapalım. 10 üssü 200, 200 bölü 10 üssü 50. 200 eksi 50 eşittir 150. Bu da 10 üzeri 150'ye eşittir. Aynı şekilde, 7 üssü 40 bölü 7 üssü eksi 5 dersek, 7 üssü 40 eksi 5, 40 eksi eksi 5, düzeltiyorum, eşittir 7 üssü 45. Düşünürseniz bu gayet mantıklı. Bu denklemi 7 üssü 40 çarpı 7 üssü 5 olarak da yazabilirdik. 7 üssü eksi 5'i çevirip, yukarı alıp, eksiyi artı yaparız. Ve sonuç 7 üssü 45 olur. Şimdi öğrettiğim ikinci üslü sayılarla ilgili kural birincisinden hiç de farklı değil. Bölme işlemi yapılıyorsa taban sayıları aynıysa, taban sayıları aynıysa paydanın üstünü payın üstünden çıkarırsınız. Eğer ikisi de paydaysa burada 7 üssü 40 çarpı 7 üssü 5. Aslında pay yok ama taban sayılar aynı ve birbiriyle, birbirleriyle çarpılıyorlar. O zaman da üsleri toplarsınız. Şimdi bir çeşitleme ekleyeceğim. Aslında aynı şey ama hileli bir soru. 2 üssü 9 çarpı 4 üssü 100. Aslında belki de sonraki kuralı öğretmeden size bunu göstermesem daha iyi ama durun neyse size bir ufak bir ipucu vereyim. Şimdi bu aslında 2 üssü 9 çarpı 2'nin karesi üssü 100 ile aynı şey değil mi? Şimdi öğreteceğim kural, üslü bir sayınız varsa ve bu sayının da bir üssü varsa, bu iki üssü birbiriyle çarparsınız. Bu iki üssü 9 çarpı iki üssü 200 demektir. Ve bu da öğrendiğimiz birinci kurala göre iki üssü 209 eder. Şimdilik bu kadar.